Merhaba Güç ve Fitness severler. Bu Instagram TV, IGTV videomuzun konusu Ramazan'da spor ve beslenme. Ramazan ayı oruç zamanı bildiğiniz gibi ve çoğu insanın kafasında spor ve beslenme ile ilgili, bunların nasıl olacağı, ne zaman olacağı, nasıl yapılacağı ile ilgili çok fazla soru işareti var ve bu videoda bunları mümkün olduğunca aydınlatmaya çalışacağım. Birincisi, oruç tutuyor olmanız düşündüğünüz gibi spor yapmanızın önünde bir engel değil ya da normal vücudunuzun uyum sağlamakta zorlanacağı bir şey değil. Temel olarak oruç tuttuğunuzda fark eden şey ne? Yemek ve sıvı alımının zamanlaması. Zamanlamadan kastım ne? Normalde gündüz kalktığınızda bir şeyler yemeye alışıksınız. Belki akşam daha erken saatte yiyip son yemeğinizi sonlandırmaya alışıksınız. Ramazan'da ise bu süre iftar ve sahur vakitleri arasına sıkışıyor. Bu genel olarak baktığınızda benim sık sık anlattığım, önerdiğim aralıklı oruç metodundan farklı mı derseniz hayır, hiçbir farkı yok. Bildiğiniz gibi aralıklı oruç metodunda da önerdiğim 16 saat açlık, 8 saat tokluk. Ben 5 senedir aşağı yukarı bu şekilde besleniyorum ve Güç ve Fitness katılımcılarının, program katılımcılarının ya da takipçilerinin çok büyük kısmı zaten bu şekilde besleniyorlar. Yani 16 saat açlık, 8 saat tokluk şeklinde besleniyorlar. Ramazan ayında oruç tuttuğunuzda peki değişen şey ne? Sıvı alımı. Bu yüzden Ramazan'da birinci dikkat edeceğiniz şey, iftar ile sahur arasında sıvı alımınızı mutlaka yeterince yapıyor olmanız. Burada önerim, sıvı alımı ile ilgili önerim, günlük minimum kilonuz çarpı 0,04 litre. Yani 80 kiloluk biri için 3,2 litre, 60 kiloluk biri için 2,4 litre. Bunlar minimum önerilerim. Daha üstüne tabii ki çıkabilirsiniz. Şimdi sıvı alımını bir kenara koyalım. Birazcık spor ve oruç zamanlamasından bahsedelim. Fitness endüstrisi ne yazık ki aç karnına spor yaparsanız kas kaybı yaşarsınız, aç karnına şöyle olur böyle olur gibi birçok safsatayı bol miktarda bize aşılıyor. Ama gerçek ne yazık ki böyle değil. Benim bütün antrenmanlarım, burada gördüğünüz, arkadaki kafeste gördüğünüz yaptığım bütün antrenmanlar neredeyse 16 saat açlık üzerine. Aç antrenman yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Enerji seviyenizde sorun olur mu? Hayır, olmaz. Kas kaybı olur mu? Hayır, olmaz. Temel sıkıntı ne peki? Sıvı. Sıvı, vücudunuzun yeterli rehidrasyona sahip olması, sıvı kaybetmemiş olması spor yapmanız için önemli. Çünkü spor yaparken zaten terleyeceksiniz. Zaten vücut ısınız yükseldiği için su kaybedeceksiniz. Bu yüzden dikkat etmeniz gereken şey, dediğim gibi iftar sahur arasında sıvı alımınıza dikkat etmek ve Ramazan'da eğer spor yapacaksanız bunun zamanlamasını mümkün olduğunca sıvı alımınıza yakın tutmanız. Nasıl olabilir peki bu? Birinci seçenek. Eğer yapabiliyorsanız iftardan hemen önce spor yapın. Sporunuzu yapın, hemen üstüne iftarınızı yapın. Bu en ideal yöntemlerden biri ama tabii ki enerji ve sıvı seviyenizi iftardan önce koruyabiliyor olmanız lazım ama bu tabii ki yaptığınız sporun içeriğiyle ilgili, öyle söyleyeyim. Eğer çok ağır bir spor yapıyorsanız bu mümkün olmayabilir ama yürüyüş tarzı, daha hafif kardiyo, hafif ağırlık çalışıyorsanız bunların hepsi iftardan önce yapmak için mümkün. Peki gerçekten ağır çalışacaksanız önerim ne? Şimdi bunun ayarlamaları birazcık zor ama hemen şunu söyleyeyim. Şunu yapmak çok basit. İftar vakti geldiğinde çok hafif bir şeyler yediniz, içtiniz, antrenmanınızı ağır bir şekilde yaptınız, istediğiniz ağırlıkta yaptınız. Sıvıyı tamamladıktan sonra vücutta hiçbir problem yok. Unutmayın açlıkla ilgili. Ondan sonra gerçek büyük iftarınızı yaptınız. Uygulaması biraz daha zor mu? Evet. Neden? Çünkü iftarda bir takım sosyal etkinlikler oluyor doğal olarak. Ama bunun dışında bir sporcu, profesyonel sporcu olsanız ne önerirdim? Aynen bu şekilde. Oruç tutacaksınız, iftarınızı bu şekilde yapmanızı ve araya sporunuzu yapmanızı öneririm. Diğer seçenek, iftarınızı daha büyük, normal olması gerektiği gibi bir iftar yaparsınız. Tabii ağır yiyeceksiniz, biliyorum büyük bir öğün olacak. 1-1,5-2 saat civarında beklersiniz. Sonra antrenmanınızı yaparsınız, üstüne sahurunuzu yaparsınız. Bu da kesinlikle uygun. Tekrar söylüyorum, kesinlikle uygun. Yani sporunuzu Ramazan'da iftardan önce ya da iftar sahur arasında herhangi bir zaman yapabilirsiniz. Bu sizin kendi kişisel tercihiniz. Ama şu yanlışa girmeyin. Sakın ola ki şu yanlışa girmeyin. Ramazan'da spor yapamam. Hayır, yaparsınız. İftardan önce yapacaksanız birazcık dozunu düşürmeniz lazım. İftarla sahur arasında yapacaksınız. Aynen yaparsınız. Kas kaybı. Neden kas kaybediyorsunuz? Günlük protein alımınız eğer sizin iftar sahur arasında normalde almanız gereken miktardaysa, yani yağsız kas kütleniz çarpı 2 gramsa, kas kaybetmeniz için hiçbir sebep yok. Bunun endişesini taşımanız için de hiçbir sebep yok. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında Ramazan ayında nasıl kilo veririm? Ramazan ayında kilo verme mekanizmanız, emin olun, diğer zamanlara göre hiç değişmiyor. Kalori açığa çıkartacaksınız. Tekrar söyleyeyim, kalori açığa, her zaman söylediğim gibi kalori açığa çıkartan bir beslenme uygulayacaksınız basitçe. Ve bunu iftarla sahur arasında yapacaksınız. Çünkü yemek yediğiniz zaman bu. Şimdi burada anlattıklarından çıkaracağınız temel şey şu olmalı. Ramazan farklı bir zaman değil. Bir takım şeylerin çok farklı olduğu bir zaman değil. Bizim zihnimizde bu böyle. Çünkü bize böyle anlatılıyor. Çünkü modern hayat bizi Ramazan'daki tuttuğumuz oruçtan çok farklı bir beslenmeye itiyor. Ama Ramazan'da tuttuğumuz oruç normalde insan bünyesine oldukça uygun bir beslenme modelidir. Akşama kadar bir şey yiyip içmiyoruz. Akşam bir şey yiyip içebiliyoruz. Hemen şundan da bahsedeyim. İftar sahur kavramlarına çok fazla takılıyor insanlar. İftar sahur zamanlamaları tamam, tabii ki bunlar zaten belirli. Ama sahurda özellikle gece kalkıp yemek yiyeceksiniz ya da yemek yemelisiniz ya da bu daha faydalı olur diye bir şey yok. İftarınızda sadece iftarda yapabilirsiniz. 24 saatte tek kez de yiyebilirsiniz. Sıvı alma önemli tabii. Tek seferde bütün sıvınızı alamazsınız çünkü. İstiyorsanız sahura kalkmanıza gerek yok. Uyumadan önce bir şeyler yersiniz, içersiniz. Bu da aynen sahur yerine sayılır. Açlıkla ilgili sorun yaşıyorsanız eğer Ramazan'da bilin ki bu tamamen adaptasyonla ilgili. Yani 2-3 gün izin verirseniz hemen adapte olursunuz. Ramazan'da yüksek şekerli, yüksek glikoz, yüksek karbonhidrat içeren yiyecekler yemek gün içerisinde acıkmanızı kolaylaştırır. Ne yazık ki tatlı seviyorsunuz ama tatlıları eğer Ramazan'da fazla tutarsanız iftarda ertesi gün acıkıyor olma şansınız daha yüksek. Ben ne önerirdim? Ne yemenizi önerirdim? Her zaman önerdiğim şeyleri. 100 gramla sınırlı bir karbonhidrat. Ramazan'da protein alımınızın yüksek olması daha da önemli. Çünkü protein sizi daha uzun süre tok tutacak olan bir şey. Protein kaynakları hepimiz biliyoruz artık. Hindi, tavuk, yumurta, balık, kırmızı et, bunlar iyi protein kaynakları. Karbonhidratı kısıtlı tutmak her zaman için faydalı olacaktır. Şu yanılgıya düşmeyin, tekrar söylüyorum. Ramazan'da iftar, çok büyük öğün, çok çeşit vesaire. Hayır, bunların hiçbirine gerek yok. Ramazan'daki beslenmenizde aynen normal hayatınızda olduğu gibi olacak. Sporunuz aynen normal hayatınızda olduğu gibi olacak. Ramazan'da spor ve beslenme ile ilgili sorularınız varsa lütfen videonun altına ekleyin. Açık bıraktığım konular olabilir. Onları soru cevaplarda tamamlamaya çalışırım. Umuyorum birazcık Ramazan'da ne yapacağınızla ilgili kafanız aydınlanmıştır. Birazcık bu videonun misyonu ne yapacağınızı anlatmaktan çok böyle bakmanızı önlemek. Hayır, Ramazan'da böyle bakmanıza gerek yok. At gözüyle bakmanıza gerek yok. Geniş çerçeveden bakabilirsiniz. Her şey normal, olması gerektiği gibi. Sadece yemek ve sıvı alımı zamanlamanız değişiyor. Tekrar altını çiziyorum. Ramazan'da sıvı alımı önemli. İftarla sahur arasında sürekli bir şey içiyor olmanız lazım. Çünkü bahsettiğim miktarı öyle bir öğünde hemencik tüketmeniz mümkün değil. Sıvı alımınıza dikkat edin. Sıvı alımınıza dikkat edin. Yeterli miktarda iftar sahur arasında beslendiğinize emin olun. Sporunuzu yapın, ister iftar öncesi ister iftar sahur arası, nasıl kendinize uyuyorsa, ve başka dikkat edeceğiniz hiçbir şey yok. Şimdiden herkese güzel bir Ramazan ayı dilerim. Görüşmek üzere. Dediğim gibi sorularınızı aşağıya ekleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.